Ahmet Kekeç, sol tarlayı da NATO sürmüş. Rahmetli Mahir Kaynak, 12 Eylül öncesinin iç savaş ortamını hazırlayan aktörlerin başında batılı müttefiklerimizin geldiğini anlatırdı. Bu konuda kitaplarında mevzul miktar detay ve örnek var. Türkiye'deki sol terör örgütleriyle ilgili de kafamızı karıştıran, daha doğrusu zihnimizi açan değerlendirmelerde bulunurdu. Rahmetlinin kimliği, MIT'in bir haber elemanı olduğu 9 Mart Cuntası yargılamalarında deşifre edilmişti. Bu tarihten sonra gizli elemanlığı sona erdi, açık kimliğiyle MIT'te görev almaya başladı ölünceye kadar da solun laneti altında yaşadı. Mahir kaynak 12 Eylül darbesinin şartlarını olgunlaştıran sol terör örgütlerinin Sovyetler Birliği ile ilişkili olduğu kabulüne itiraz eden az sayıdaki istihbarat görevlisinden biriydi. Kendisiyle yapılan bir söyleşi de Cüneyt Arca Yüreğin yaptığı söyleşi olabilir. Şöyle diyordu. Mealen aktarıyorum. MİT'teki inanın şuydu. 1970-80 arası Türkiye'de tedhiş ve terör uygulayan sol örgütler Sovyetler Birliği tarafından desteklenmekte ve finanse edilmektedir. Ben bu kanaatin yanlış olduğunu anlatırdım ama inandıramazdım. Soğuk savaş şartları içinde Sovyetler Birliği'nin ülkemizde faaliyet göstermesi, hele sol düşünceye sahip terör örgütlerini yönlendirmesi düşünülemez. Ayrıca Sovyetler Birliği'nin bunda bir çıkarı yoktu. Türkiye'nin terör üzerinden de stabilize edilmesi en çok NATO'nun ve Amerika'nın işine yarardı. NATO müdahalesini meşrulaştırırdı. Benim kanaatim şuydu. Sol terör örgütlerine finans ve silah desteği NATO güdümündeki örgütler tarafından sağlanmaktadır. Bu örgütlerin Belçika bağlantısı araştırılmalıdır. Belçika dediğimizde doğrudan NATO'dan söz ediyoruz. NATO hangi kanallarla derin devlete nüfus etmiştir. Öncelikle oraya bakılmalıdır. Bu kanaatimi 12 Eylül darbesi pekiştirdi. 12 Eylül'e en büyük gerekçeyi ülkemizdeki sol terör örgütlerinin eylemleri sunmuştur. Kendilerini kullandıran bilerek ya da bilmeyerek NATO'ya hizmet eden sol örgütler için de şu değerlendirmeyi yapıyordu kaynak. Yine mealen aktarıyorum. Türkiye'de 1960 darbesi akabinde solun önü açılmış ve 1970'te de bazı tipi bir ihtilalin bir darbenin arkasına İngiltere geçmişti. Bu ülkesini düşünen Türkiye'nin bağımsızlığı için mücadele eden insanları gerçekte kullanan onlardı. Hiçbir gencimi, hiçbir arkadaşımı itham etmiyorum. Bilinçli olarak bu hareketin içine katıldıklarını söylemiyorum. Bu bir varsayımdır, tartışılabilir. Kendilerini İngilizlere kullandıranlar 12 Mart'ın önünü açmıştır. Aynı anda sol ve sağ tedhiş gruplarının sahne aldığı 12 Mart sonrasındaki olaylar da 12 Eylül'ü getirmiştir. Bütün bu teknik istihbari açıklamalardan benim süzdüğüm gerçek şu. Sol tarlayı da NATO Amerika uzantısındaki derin devlet Gladio ittifakı sürmüş. Daha doğrusu sol alanı da NATO Amerika ittifakı sürmüş. Rahmetli Uğur Mumcu Silah Kaçakçılığı'nı anlattığı kitabında Türkiye'de terör olaylarında kullanılan silahların Belçika'dan geldiğini belgeleriyle ortaya koymuştu. 12 Eylül darbesinden sonra bu silahları kullananlar, sol ve sağ terör grupları ve temin edenler, mafya babaları yargılandı. Ama mafya babalarına yol açan resmi görevliler herhangi bir kovuşturmaya uğramadı. Neden? Bu konular kurcalandığında altından Belçika'yla yani NATO'yla iş tutan daha doğrusu Gladio'ya çalışan derin devlet elemanları çıkacaktı da ondan. Demek ki neymiş? Kendilerine anti-emperyalist süsü veren örgütlerin ve solcu etiketi altında yaşayan siyasetçilerin 15 Temmuz darbe girişiminde suçüstü yakalanmış Amerika'ya verdikleri destek sadece basit siyasal bir karşıtlıkla Erdoğan karşıtlığıyla açıklanamazmış. Ahmet Keç Star